Şimdi Şiva'nın hikayesi uzun. Şiva bütün yaşlarına bizde gelen bir çocuk. Bebekliğinden beri elimizde büyüdü. Ama Şiva'da bir problem var. Şiva yaklaşık kaç aydır böyle? 2-3 aydır falan. 2-3 aydır inanılmaz agresif ve özellikle sahibinin yanında böyle kabadayı, hani var mı lan bana yan bakan falan modunda geziyor. Kaç kilo hocam bu arada? 5,5. O kadar var mısın sen ya? O zaman bir derine yalayayım. Onun dışında hayvan sahibi biz aslında kısırlaştırma kararını şu şekilde aldık. 1 yaşında bu çocuk. Kısırlaştırma için uygun bir dönem. Ama tabii erkek kedilerde ve erkek köpeklerde geç kısırlaştırmayı her zaman öneriyoruz. Ama bu çocuk için şöyle bir durum söz konusuydu. İki ihtimalimiz vardı. Birincisi kızgınlıktayken yani hormonlar aktifken ya kaç kiloydu? 5,5. Kafam gidiyor. Hocanın kafası iyi değil. Kafayı değil ya. Dur şunu çekeyim de öyle şey yapayım. 5,5. 5,5 olmuyor mu arkadaş? Ya eğitime gönderecektik bu durumdayken, eğitim sonrası eğer düzelmezse kısırlaştıracaktık. Ya da kısırlaştırdıktan sonra düzelmezse hala eğitime gönderecektik. Biz kısırlaştırmadan sonra düzelmezse hala eğitime göndermeyi tercih ettik. Çünkü eğitimcilerle kendi arasında ikiye ayrılmış bu konuda. Birisi demiş ki hani kısırlaştırsa işimiz daha kolay. Ya da diğeri demiş ki işte kısırlaşmasına gerek yok, böyle de eğitebiliriz, deneyebiliriz demiş ama tabii maddiyatın en büyük kısmı maalesef eğitim olduğu için kısırlaşma daha cüzi bir miktar kalıyor. Önce hani ucuz yolu çözmeye çalışıp çözülmezse zaten eğitime her türlü göz almıştık değil mi? Şimdi yine yapacağım ama Allah yar yardımcımız olsun. Isırırsam... Isıracağımı zannetmiyorum ya. İstiyor musun kapıyı? Dur bir dakika, plan yapalım. Plan yapalım. Dur çocuğum. Tamam anneyeceğim. Tamam. Hepimiz çok sakiniz. Ağzına bakalım. Hiç böyle durduğuna bakmayın. İnanılmaz agresif bir çocuk aslında. Ağzını bağlı. Tutarsın sen ya. Tutarım da şey... Bir dakika, bir saniye. Yok saniyelik de... Saniyelik de ısırır. Tutuyorum ben bundan. Oğlum, Şiva. 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 Hazır mısın? Hazırım. Aile de. Evet. Evet. Bir. Hadi bak Şiva, çok... Sakin, Şiva, sakin tamam. Şiva. Aferin çocuğa. Bir de hocam bırakmamışken taşlarına bakayım. İki tane mi? Çünkü... Üstüme şeritler var. Olabilir. Yüreğimiz yemedi canlıyken, şeyken, böyle tutulmazken bakmaya. Aynen. İki tane var. Ya canlıyken falan diye bu çocuk bayağı korkuyor şu anda. Annesinin yanında, babasının yanında aşırı çok... agresif. Agresif yani. Yani evin gövdesiydi zaten. Şu an bir çocuk daha geldi yanına. Bence onun da etkisi olabilir. Onun ama bence bu şey testosteronla alakalı. İlla ki. Alınca bu bayağı sakinleyecek bence. Operasyondan önce bir video çekeriz yine. Kısa bir video. Hani hazırlık döneminde. Orada da yine bilgi veririz. Umarız bundan sonraki hayatında biraz daha sakin olur. İnşallah. Görüşürüz. Bir de çocuğu hazırladık operasyona. Operasyon hattını atmak istiyorum aslında öncelikle. Şimdi operasyon hattımız iki tür yapılabilir bu operasyon. Birincisi şu görmüş olduğunuz inguinal kanal dediğimiz kanal oluyor. Aslında yavruyken testisler bu kanaldan skrotum dediğimiz bu keseye iniyorlar. Bu kesenin adı da skrotum. Anladığınız üzere bu keseden de operasyon yapılıp testisler alınabilir ya da inguinal kanaldan da opere edilebilir. İki tür yöntem var. İkisi de doğru yöntemlerdir. Burada meslektaşların tercihine bakar. Yani veteriner hekimin kendi tercihine bakan bir durumdur bu durum. O yüzden hayvan sahipleri benimki niye buradan oldu, seninki niye oradan oldu falan gibi bir hani muhabbet olmasını özellikle bunu açıklamak istedim. İki operasyon da doğru yöntemlerdir. Amaç burada testisin alınması zaten. Nereden aldığınızın bir önemi yok. Şöyle operasyon bölgesi alındıktan sonra iki tane bakın testis var. İçerideki testis var ve köpeklerinizde mutlaka 3-4 aylıktan sonra bunu erkek köpek ve erkek kedilerde kontrol edin. İki mi tek mi? Çünkü içeride bazen inguinal kanalda ya da abdomende maalesef ki kalabiliyorlar ve bu da ayrı bir operasyon gerektiriyor. Yani ya abdomenden ya da inguinal kanalın daha ileri yerlerinden opere edilmesi gerekebiliyor. Testisin tekrar alınması gerekebiliyor. Bu da tabii operasyonu hem maddi hem de manevi yoran bir durum. Yani maalesef hem fiyatı arttırıyor hem de hayvanın iki tane yere hatta olmasına sebebiyet veriyor. O yüzden çok dikkat etmek gerekiyor. Testisler dediğim gibi iki tane. Bunu da hemfikiriz. İkisini de çıkaracağız. Tabii operasyon sonrası bu bölge boşaldığından dolayı yani içerideki testisler tamamen çıkartıldığından dolayı içeride bir poş dediğimiz yani ödem oluşabilir. Bu normaldir. Ya burada niye ödem oluştu, burası niye şişti, acaba almadılar mı falan gibi bir düşünce olabiliyor bazen hayvan sahiplerinde.
O yüzden hani bu bölgenin şişliği de normal, zamanla inecektir bu şişlik. Orada artık testisler olmadığında çok rahat bir şekilde anlayabileceğiniz duruma gelecek. O şekilde başka da bir şey aklıma gelmiyor vallahi anlatacak. Operasyon sonrası, uyanma aşamasında operasyon sonrası uygulamalardan yine bahsedeceğim. Bu kadar. Görüşürüz. Evet, şimdi çocuğumun operasyonu bitti. Operasyon geri hattını da göstermek istedim. Bakın şu bölge, bizim 3 tane dikişimiz var bu bölgede. İngonal kanaldan açmayı tercih ettik. Şu an sputum dediğimiz kese gördüğünüz gibi boş. Ama tabii ki içerisinde ödem yine oluşacaktır. Şu an boş olduğuna bakmayın. 2 gün sonra büyük ihtimalle sanki testis varmış gibi yine şişebilir. Bu tabii hayvandan hayvana ve metabolizmadan metabolizmaya değil. Şu içeriden çıkanları merak edersiniz diye de şöyle bu çocuğumun testosteron salgılayan maalesef organları, testisler, taşlar diyorum ben bunlara. Yakından görebilirsiniz bakın. Epididimis dediğimiz kanal. Bunlarda testosteron hormonu üretilerek çocuğun çiftleşmesi sağlanıyor. Bu organları çeyizimize koyuyoruz. Çocuğa saklıyoruz. Onun dışında antibiyotik uygulaması yapılacak. Birkaç gün bizde kalacak bu çocuk. Sebebi de şu. Şimdi anestezi her zaman bir risktir. Anesteziden uyanması, anesteziden çıkış dönemi, sonrasındaki serum uygulamaları, antibiyotik uygulamaları gibi şeyler önemli. Biraz azdan kendisine gelir. Yaklaşık 5 dakikaya falan uyanmış olur. Tabii operasyon sırasında damar yolunun her zaman açık olması gerekiyor. Acil bir müdahale yapabilmemiz adına atıyorum bazen anestezilerde solunum yavaşlayabiliyor, depresyon olabiliyor ya da kalp taşikardi olabiliyor ya da kalp yavaşlayabiliyor. Bu tarz durumlarda gerekli ilaçları, uyarıcı ilaçları verebilmek adına damar yolunun her zaman açık kalması gerekiyor. Onun dışında da düzenli antibiyotik uygulamamı, operasyonu videosunu özellikle çekmiyorum. Sebebi de şu, şimdi insanlar merak ediyor nasıl yaptınız diye. Türkiye'de çok fazla bu operasyonu görüp yapmaya çalışacak potansiyelde maalesef veteriner hekim olmayan insanlar var. Dolayısıyla operasyon videolarını çekmeyi çok etik bulmuyorum. Zaten bu bizim mesleki sırrımız. Bu operasyon yapabilmek için 5 yıllık bir eğitimden geçiyoruz. Dolayısıyla denenilmesin diye uğraşıyoruz. Bu şekilde solunumu gayet iyi, herhangi bir problem yok. Ama her zaman anesteziye giriş ve anesteziden çıkış uçak gibi düşünün. Önemli nüanslar, bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu şekilde inşallah biraz daha rahatlar diye düşünüyorum. Yer altı dediğim gibi gayet güzel oldu. Ufak kanamalar minik minik normal. Çünkü deri altından sızan kanamalar olması doğaldır. O da yaklaşık 2-3 saatte kurtulaşma faktörleriyle birlikte duracaktır. O şekilde çok geçmiş olsun. Benim hırçın çocuğuma da ısırır ha, güvenmiyorum hiç. Oh. Böyle canlı iken öpemiyoruz da en azından anestezinin etkisiyle öpelim. Öpelim. Uyanmaya başladı zaten. Hırır der valla. Burnumu kapar valla, burnumu kapar. Oh, hadi görüşürüz. Bay bay.